Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Çalışma ortamı nasıl düzenlenmeli? Çalışmaya başlamadan önce sevgili öğrenciler, çalışma ortamınızı, odanızı belli ilkelere göre düzenlemeniz, evet düzenlemeniz gerekiyor. Odanız önceden havalandırılmış ve genel temizliği yapılmış olmalı. Çalışma sırasında arada bir pencerenizi açıp odanızı havalandırmalısınız. Çalışma masanız pencereden uzak olmalı. Mümkünse yüzünüz, masanız boş bir duvara dönük olsun. Işık masanıza önden değil, tepeden veya arkadan gelmeli. Işık gözünüzü yormamalı ve uyku da getirmemeli. Çalışırken arkadaşlar önünüzde ve çevrenizde dikkatinizi dağıtacak fazla uyarıcı obje bulunmamalı. Odanızın ısısı ne çok sıcak olmalı ne de çok soğuk. 15 ile 20 derece ısı normal bir ısıdır. Masanızda sadece dersle ilgili araç gereç bulundurmanızda fayda var. Gazete, dergi, yiyecek, içecek gibi nesnelerin masanızın üzerinde yer işgal etmesi dikkatinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle masanızı da sadece öğrenme amacıyla kullanacağınız araç ve gereçler bulunmalıdır. Çalışma masanızın başında ve sandalyede oturarak ders çalışmalısınız arkadaşlar. Yatakta, televizyon karşısında, koltukta sakın ders çalışmayı denemeyiniz. Çünkü bu ortamlar sizi gevşetecektir. Dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. O nedenle en sağlıklı ders çalışma masa başında ve sandalyede sert zemin üzerinde oturarak yapılan çalışmadır. Mümkünse müzik olmadan çalışmalı. Ama ile de müzik istiyorsunuz. Ses ayarını o zaman çok iyi yapmalısınız sevgili öğrenciler. Ses uzaktan gelmeli ve dikkatinizi dağıtmayacak ölçüde. Enstrümantal parçalar dinlemekte fayda var. Neden biliyor musunuz? Siz aynı anda hem müzik dinlediğinizi hem de ders çalıştığınızı sanıyorsunuz. Ama bilin ki organizma aynı anda farklı uyarıcıları aynı şiddette algılayamaz, duyumsayamaz. Biri daha ağırlıklı olur. Bu nedenle siz müzik dinlediğinizi sanıyorsunuz ders çalışırken ya da ders çalıştığınızı düşünüyorsunuz müzik dinlerken. Ama ikisinden biri daha ağırlıklı bir şekilde kendisini gösterir. Bunu unutmayın.